Patlayıcı volkanik püskürümler atmosferin üst katmanlarına doğru kül, kaya ve gaz malzemeyi fırlatır ve patlama bulutlarını oluşturur. Kül rüzgarlarla geniş alanlara yayılır. Fırlatılan malzeme yavaş yavaş yere geri düşerken en iri ve yoğun parçalar volkan yakınlarına düşer. Krater yakınına düşen kayalar ölümlere ve yaralanmalara neden olabilir. Gökyüzünden düşen kaya ve küllerin içinde kalanlar kafalarını korumalı ve kapalı bir alana sığınmalıdır. Büyük ve sıcak kaya parçaları bina çatılarına zarar verebilir, yangınlara neden olabilir. Patlayan volkandan itibaren yüzlerce kilometre uzağa kadar olan bölgelerde yaşayan insanlar, rüzgarın da etkili taşıması nedeniyle volkanik kül tehdidi altındadır. Kül, insan yaşamını patlamadan aylar ve hatta yıllar sonrasına kadar bile etkileyebilir. Volkanik kül, cilt, göz ve akciğerleri tahriş edebilir ve nefes almayı etkileyebilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik kalp veya akciğer rahatsızlığı olanlar bu tehdide karşı savunmasızdır. Astım gibi rahatsızlıkları tetikleyebileceğinden volkanik kül etkisine maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Volkanik küller tarlaların ve binaların üzerine örtebilir. Kalın volkanik kül seviyesi altında kalan çatılar özellikle de kül ıslanırsa çökebilir. En güvenli seçenek, patlama sırasında volkanın yakınındaki bölgeleri tahliye etmektir. Kül bulutuna yakalanıldığında sağlam binalara sığınmalı, düz çatılı binalardan kaçınılmalıdır. Mahsullerin ve makinelerin kül altına gömülmesi ve zarar görmesi, hayvanların külü yutmaları nedeniyle yaralanması veya ölmesi, temiz yiyecek ve su kaynaklarına ulaşımın engellenmesi gibi nedenlerle tarımsal faaliyetler sekteye uğrayabilir. Su kaynakları ve atık su sistemleri hasar görebilir, tıkanma veya kirlenme nedeniyle bozulabilir. Her türlü nakliye işlemi, volkanik kül düşmesi sırasında veya takip eden günlerde sekteye uğrayacak ya da duracaktır. Yoğun kül düşmeleri görüş mesafesini azaltabilir ve yolları kayganlaştırabilir. Motorlar külle tıkandığından taşıtlar bozulabilir. Havaalanları, demir yolları ve limanlar kapanabilir. Havadaki kül uçaklara büyük zarar verebileceğinden uçuşlar iptal edilebilir. Bilim insanları ve yetkililer volkanik küllerden en çok etkilenecek bölgeler konusunda bilgi akışı sağlayabilir. Aktif volkanların yakınında yaşayanlar için bir acil durum kitine sahip olmak patlama durumunda çok önemli olacaktır. Açık havada veya iç mekan ortamında volkanik kül varsa çok küçük parçacıkları tutmak için tasarlanan bir yüz maskesi kullanın. Herhangi bir bezi burnunuz veya ağzınız üzerinde tutmak sınırlı koruma sağlar. Cildinizi tamamen örtmeli, varsa kontak lensleri çıkarmalı ve gözleri korumalısınız. Tahliye kararı verildiğinde tüm talimatları izleyin ve güvenli olduğu söyleninceye kadar dönmeyin. Volkanik kül daha sonra temizlenirken kalp krizi ve düşmeler nedeniyle ölüm ve yaralanmalar olabileceği için dikkatli olun. Kalın kül tabakası ağır olabilir ve kül kolayca havalanarak nefes almayı zorlaştırabilir. Pek çok insan kül düşmesinden sıkça etkilenen bölgelerde yaşar. Düzenli ve koordineli yapılan temizlik işlemleri volkanların yanı başında yaşamanıza yardımcı olabilir.